Hepinize merhaba. iTalk Eğitim 5.0 sohbetlerinde bugün çok değerli bir konuğu ağırlıyorum. Final Dergisi ve Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda TÖDER Başkanı, ama ben böyle az önce öğrencileriyle nasıl karşılaştığını ve konuştuğunu görünce aslında sadece öğrencilerinin sevgili, değerli İbrahim Hocası yanımda. Sayın İbrahim Taşal, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler de Çok iyisiniz teşekkür umarım. ederim. Sizin gibi bir eğitim duayenini ağırlamak benim için çok büyük bir onur ve heyecan, gördüğünüz üzere. Çok uzun süredir ilk defa bu kadar heyecanlandım. Çünkü öğrencilerinizden çok uzun yıllardır o kadar çok güzel şey dinledim, kitaplarınızı hediye ettiniz, okudum. O yüzden sizden öğreneceğimiz çok şey var. Bu yayınlar sayesinde de tüm Türkiye öğreniyor. O yüzden çok mutluyum. Bizi kırmadınız, geldiniz. Hemen eğitim sohbetimize başlayalım o zaman. Tabii ki memnun olurum. Biraz böyle notlar çıkarmıştım kendime. Bir anneyim aynı zamanda. Dolayısıyla sizinle ilgili şeyler okurken en çok ilgimi çeken, bir anne olarak çocuğumu sürekli zorladığım için yazları çalış çalış diye bir cümle var sizin hakkınızda. Her yaz çalıştı diye. O yüzden bir eğitimci olarak önce bunu sorarak başlamak istiyorum. Çünkü yaz geliyor ve bu gençlerin her yaz çalışması ile ilgili hala bu gelişen ve dijitalleşen dünyada görüşünüz devam ediyor mu, siz de her yaz çalışmış bir eğitimci olarak? Aynen devam ediyor. Çünkü bir insanın yetişmesi için mutlaka yaşamla erken tanışması lazım. Yani öğrencilik yıllarında, yaz aylarında çalışmak ya da fırsat buldukça çalışmak ya da part-time çalışmak aslında kişinin ikinci bir okulu oluyor. Hem üniversitesi hem de diğer anlamda bir okulu oluyor. Çünkü hep şöyledir, dikkat edin, dünyada en sağlıklı ağaçlar rüzgarlı bölgelerde yetişir. Kökleri daha derine gider ve kendini koruyabilmek için o ağaç şartlardan olumsuz etkilenmemek için her zaman güçlüdür. Onun gibi insanoğlu da böyledir. Eğer küçük yaşlardan itibaren hayatla tanışırsa, çalışırsa, kendi ekonomik imkanlarını kazanırsa ya da en azından bu imkanlara katkıda bulunursa olgunlaşır ve gelişir. Yani çocukken çalışmayı ben yaşamla erken tanışmak olarak algılıyorum. Ben mesela simit sattım, gazoz sattım, sinemada teşrifatçılık yaptım, matbaada çalıştım, kırtasiyede çalıştım. Hatta evin önünde daha küçük yıllarda, daha küçük olduğum yıllarda buz satardık. O zaman buzdolabı yoktu evlerde. Buz satılırdı, böyle buz kalıpları ve onlar evde soğutma için kullanılırdı. İşte Elazığ'da Bardakçı Buz Fabrikası vardı. Oradan buz alırdım, getirirdi onları, dağıtırdı ve böyle testereyle buz keserek satardık Elazığ'da. Yani o yıllarda insanlığı, insanlığa hitap etmeyi, insan ilişkilerini, sosyal yakınlaşmayı, güçlü olmayı, kaybetmeyi bazen, tekrar kazanmayı ve aile bütçesine katkıda bulunmanın hazzını hepsini o dönemde tanıdım. Ve daha sonraki yıllarda bu bana çok büyük katkılarda bulundu. Hatta şu anlamda da katkılarda bulundu. Mesela biz yayıncılık yaptık büyük ölçüde. Türkiye'de önemli bir yayıncıydı bizim kurduğumuz yayın evi. Benim matbaada çalıştığım yılların buna çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. O zamanki tecrübelerinizi orada nasıl güzel kullandınız? Tabii ki. Yani çok şey değişmişti. Yani biz tipo baskı makinalarında hurufatlarla harf dizerek başlamıştık matbaada çalıştığım yıllarda. Ama dergiyi çıkardığımız, kitapları çıkardığımız yıllarda durum çok farklıydı. Offset baskı teknolojisine geçilmişti. Ama çıraklığını yaptığım o işin daha sonra bana yıllar sonra çok büyük faydaları olduğunu O düşünüyorum. yüzden dünya ne kadar ilerlese de, teknoloji ne kadar ilerlese de yazları çalışmanın önemini vurgulayan Kesinlikle. bir eğitim duayeniyle beraberim. İlk bu konudan girmek istedim. Hem yazın yaklaşması sebebiyle hem de pandemi döneminde çocuklar çok fazla evde kaldı ve sosyalleşme, insan ilişkilerini unuttular. Bu konuda o yüzden bir velilerimize de tavsiyede bulunmuş oldunuz aslında. Kesinlikle ben öneriyorum.
Ama bir şeyi de söylemeden geçemeyeceğim. Kendi iş yerleriniz olabilir ama çocuklarınızı mümkünse başkasının yanında çalıştırın. Kesinlikle. Çalıştırın. Evet, çok Yani önemli. çünkü orada ebeveyn fonksiyonuyla işveren fonksiyonu karışıyor. Kendi başlarına iş yapabilme imkanı çocukların yeni çağda çok daha farklılaştı da. Yani mesela dijital satış platformları çıktı. Çocuklar bulundukları yerden de bunları yapabilirler. Kesinlikle. Yani benim tercihim tabii yüz yüze çalışmaktır, fiziki çalışmadır ama bu da bir yoldur. Yani şu anda mecburen ayak uydurmamız gereken durumlar Tabii ki. var. Çeşitli yolları var. Bunu mutlaka denesinler. Çünkü veliler biliyorsunuz yazın iki şey düşünürler. Bu çocuk çalışsın, işte mutlaka tecrübe edinsin ve de yabancı dil edinsin. Yazları Tabii. biliyorsunuz hemen işte yabancı kursuna gönderelim, imkanımız varsa yabancı ülkeye gönderelim gibi. Çok uzun yıllardır bu işin peşindeyim. Bir dil bilimci olarak bu ülkede yabancı dil sorunu neden istediğimiz düzeyde çözülemedi diye yazın ikinci değerlendirmesi olan bu yabancı dille değerlendirme konusunda ne düşünüyorsunuz? Bunu başarabiliyor muyuz ülke olarak yoksa eksiklikler görüyor musunuz? Şimdi bunu başarabildiğimizi tam olarak söylemek mümkün değil. Yani Türkiye'de dil eğitimi başlı başına bir problem olmaya devam ediyor. Biraz çözüldü, eskisi kadar değil. Yani bizim bulunduğumuz dönemde dilin kıymeti çok anlaşılamamıştı. Sadece belli düzeyde kolejlere devam eden, o da Anadolu'da çok fazla bu tarz okul yoktu. Daha çok büyük kentlere yerleşmiş. Kolejlere devam eden çocukların yabancı dili iyi oluyordu. Diğerleri de işte meraklı olan çocukların kendine göre yabancı dili gelişiyordu. Ya da ailesinden yurt dışında biri varsa, zaman zaman oraya gidiyorsa, dile maruz kalmaktan dolayı dil öğrenenler vardı. Ama kayır bir ekseriyet yabancı dili öğrenme konusunda gerçekten son derece sıkıntılı bir Bir de önemi sanırım durum. kavratılamamıştı o Kesinlikle. dönemde. Halbuki bakın Türkiye'nin İlk ithalatçılarına, ihracatçılarına, ilk zenginlerine, ilk distribütörlerine bakın. Bunların en önemli ortak özelliği dil bilmeleridir. Kesinlikle. Bununla ilgili size bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi bir ahbabım var. Diyor ki ben kırpıntı toplardım. Bu kırpıntıları birisi gelir alırdı. Daha sonra merak ettim diyor. Bu kırpıntılar ne oluyor diye. İşte bunun satıldığını ve yurt dışına gittiğini öğrendim diyor. Daha sonra dedim ki ya o kırpıntıları ben toplayıp acaba yurt dışına Ben yapabilir satabilir miyim? miyim diye. Aracı Ben olmadan, evet aracı aracısız. olmadan. Fakat diyor işte yurt dışında bu bağlantıları sağlamak için dil gerekli. Cesaret etmiş, bir üniversiteye gitmiş, bir üniversiteden birini bulmuş, bir efendim o zaman faks yeni yeni başlıyor. Faks çekmiş, oradan başkasına yazdırarak yabancı dille. Daha sonra gerçekten böyle bir irtibat sağlamış ve daha sonra kendisi kırpıntı satmaya doğrudan yurt dışına başlamış birinin yardımıyla. Yabancı dil bilmediği halde bunu zorlayarak bilen birini bulmuş. Daha sonra da diyor ya bu kırpıntıyı satıyoruz da bunu ne yapıyorlar diye merak ettim. Daha sonra bunun Türkiye'de de değerlendirilebileceğini ve üretilebileceğini keşfettim. Yine bir takım yabancı dil bilenler aracılığıyla onun gelip fabrikasını Türkiye'de kurdum ve önemli bir iş adamı haline gelmiş. Burada iki nokta dikkatimi çekti. Birincisi yabancı dil sayesinde olmuş buna. İkincisi de merak. Kesinlikle merak. İşte bu merak herhalde genç yaşta çalışırken, ilkokulda bazı farkındalıkları arttırırken oluyor. O yüzden her konuğa soruyorum hemen. İlkokulda şu andaki müfredatı kaldırsak da yeniden müfredat oluştururken şu anda olmayan bir ders koysak hangi dersi koymayı önerirdiniz? Yani ben birinci derecede eleştirel düşünce dersini koymayı Kesinlikle çok önemli. önerirdim. Çünkü eğer kültür robotu değilseniz, yani size dayatılmış olan bir takım bilgileri sorgulamadan kabul eden bir insan değilseniz, eleştirel düşünme alışkanlığınız var demektir. Onun için insanları, öğrencileri kültür robotu olmaktan kurtarabilmek için mutlaka onlara eleştirel düşünmeyi sağlamamız lazım. Tabii eleştirel düşünme de
merakla çok bağlantılı bahsettiğiniz. Yani bahsettiğiniz merak, başarı evet. Çünkü merakla olmuş. O merak kesinlikle. Olmasa o fabrika bu ülkede kurulmayacaktı. Kesinlikle merakla. Aynı zamanda da yani ömrü boyunca kırpıntı toplayarak, vererek de hayatını devam ettirebilirdi bu abimiz. Evet, o da bir yaşam tarzı. Evet, o da bir yaşam tarzı. Yani bazılarımız öyledir. Yani mesela der ki ya ben bir devlet dairesine gireyim, sabit maaşım olsun, o maaşı alayım, bana da hiçbir zarar gelmez. Hatta bu tür düşünenler bu özellikle pandemi ortamında bak gördünüz mü diyor. Herkesin işi aksadı, bizimki aksamadı. Biz maaşımızı ediyoruz. Alıp evet. Almaya devam ediyoruz ama bu tabii doğru bir yaklaşım değil. Çünkü verim, yani. Üretkenlik bakış açısı ayrı bir şey. Yani ben size baktığımda öğrencilerin sizi o kadar seviyor, bu sevgi nasıl oluşmuş diye gördüğümde siz onların her birinin aslında nasıl verimli ve topluma faydalı birey olmayı öğretmişsiniz. Yani hiçbir şey yapmadan oturup maaş almak topluma faydalı olmak değil maalesef. Ya şöyle, tabii insanların yani bu işleri de yapacak insana ihtiyaç var ama ben bulunduğu yeri aşabilen, kalıbını kırabilen ve gerçekten dünyaya çok daha faydalı olabilmek için çalışan insanı yeğliyorum. Yani bugün diyelim ki Türkiye'den kalkıp Almanya'ya gitmiş iki tane tıp üzerine çalışan insanımız, eğer sadece görevini yapan doktorlar olarak ya da işte uzmanlar olarak, kimyagerler olarak devam etmiş olsalardı ne olurdu? Bugün bu aşı olmazdı bu aşı diyorsunuz. Olmazdı. Evet. Bugün bu aşı bulunmazdı. Yani onu demek istiyorum. Onun için güzel bir söz var. Diyor ki, ben insanları elde ettikleri mevkilerle değil, göz diktikleri mevkilerle değerlendiririm. Tolstoy'un sözlerinden biri. Çok önemli. Yani nereye göz diktiğiniz çok önemli. Bulunduğun şartlarla yetinmek belki insanın mutlu olması için zaman zaman yeterli olabilir. Bu konuda bir sorun yok. Ama göz diktiğiniz ve hedef olarak seçtiğiniz şeyi gerçekleştirmek üzere gayret etmek yaşama ayrı bir anlam katıyor. Kesinlikle. Yani insana bir ömür bahşedilmiş. Bu ömrü her şekilde yaşayıp bitireceksiniz. Ama dünyada iz bırakan, güzel şeyler yapan, güzel şeyler keşfeden bir insan olarak bu yaşamı tamamlamakla sıradan, bu dünyadan göçtükten sonra adı hiç anılmayacak bir insan olarak bu yaşamı tamamlamak arasında fark olduğunu düşünüyorum. Ve de seçim sizin. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Sürekli her cümlenizin içinde dünya kelimesi geçiyor. Bu çok önemli çünkü eskiden hani belki 50 yıl önce konuşuyor olsaydık ülkenin işte belli ihtiyaçları vardı ve yeni ayağa kalkan bir ülkeydi. Sürekli ülkemiz ülkemiz diyecektik ama belki İslam dışı olarak artık hepimiz cümlelerimizde dünya dünya diyoruz ve dünyaya açılmanın, dünyada var olmanın en önemli yollarından biri de yabancı dil. Dolayısıyla Türkiye tam istenilen düzeye gelemedi dediniz. O zaman bir eğitimci olarak da bununla ilgili ben öneriler dinliyorum ve önerileriniz bizim için çok değerli. Birçok okul tecrübeniz var ve okulları da yönetiyorsunuz. TÖDER'in başkanı olarak da eminim bir sürü görüş dinlemişsinizdir ya da şikayet ya da işte öneriler. Bunları birleştirdiğinizde biz bu yabancı dille ilgili istenilen duruma gelemediysek neler yapmalıyız? Biraz evet. Önerilerinizi evet. Alalım. Şimdi o önerilerimi yapmadan önce şunu söylemek istiyorum. Biz bir kere yabancı dille ilgili bakış açımızı çağdaş düzeye getirmemiz lazım. Bakın geçmişte bir şehirde dünyaya gelen çocuk o şehirle yarışıyor idi. Daha sonra biraz daha bu sınırlar kalkınca ülkedeki diğer çocuklarla yarışmaya başladı. Yani Ağrı'daki çocukla İstanbul'daki çocuk yarışmaya başladı. Ama şimdi öyle değil. Diyelim ki Ağrı'da dünyaya gelen bir çocuk, New York'ta dünyaya gelen bir çocukla, Londra'da dünyaya gelen bir çocukla ya da Hong Kong'da dünyaya gelen bir çocukla yarışıyor. Yani yarış artık küresel boyuta vardı. Onun için yabancı dil bilmek çok önemli. Yani geçmişte mesela şehzadelere 6-7 dil öğretiyorlardı. Ve o insanlar bir dünya imparatorluğunu yönetmek için o
dilleri bilmek gibi bir zaruretle karşı karşıyayız. Ve hiç de şey demiyorlardı yani, benim yanımda vezirim var, o öğrensin, o bana aracılık yapsın. Yok. Demiyordu. Bizzat kendisi öğrenmek için inanılmaz çaba gösteriyordu. Kesinlikle. Şimdi ben mesela niye öğrenmiyorsunuz diyorum, diyorlar hemen hocam Google var, hallediyoruz. Neden bir aracıya ihtiyaç duyuyoruz, ben onu da merak ediyorum. Şimdi o züğürt tesellisi bana göre. Kesinlikle. Yani o zahmete girmek istemiyor. Ben de bazen aklımdan geçiyor ya şimdi yabancı dil öğreneyim diye bir bakıyorum. Ya diyorum nasıl olsa yanımda tercümanım olur. Maaşlı bir tercüman çalıştırırım falan diyorum ama insanın kendisinin dil bilmesi kadar güzel bir şey yok. Çünkü yani biri merhaba dediği zaman ona karşılık verememek ya da iki tane günlük sohbeti yapamamak çok kötü bir duygu. Yani belki ileri düzeyde bir diplomatik konuşma için adama ihtiyacınız olur. İleri düzeyde bir teknolojik konuşma için tercümana ihtiyacınız olur. Bunu anlayabiliyorum ama yani otelde anahtar istemek için bir adam çağırmanın bir anlamı yok. Onun için o züğürt tesellisi. Ya ben efendim yanımda 5 tane tercüman çalıştırırım falan diyenlere ben de rastlıyorum. Bu evet. Doğru değil. Bence yabancı dili en azından işte kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde herkesin öğrenmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani yabancı dil derken burada da dünyada herkesin anladığı bir dil, yani İngilizce şu anda. Bu keşke Türkçe olaydı, herkes bizim dilimizi öğreneydi ama öyle değil. Ve bunu şu andaki şartlarla değiştirmek de çok kolay değil. O zaman bu anlamda yabancı dil öğrenmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Biz bakış açımızı bu anlamda değiştirmemiz lazım. Yani bunu bir milli mesele haline getirip ya boşver o gelsin benim dilimi öğrensin. Evet, öyle diyenler de çok var duyuyorum. Mantıkla hareket etmemek lazım. Yani Fatih Sultan Mehmet bizden daha mı az milliyetçiydi ki 7-8 tane dil öğrenmişti? Ve de internetin yani olmadığı bir dönemde. Tabii, kesinlikle. Dolayısıyla dil öğrenmenin bir şeyi yok yani. Dil öğrenmeden kalmanın bir mazereti yok, evet, bana göre. Evet, o bahaneleri ben de göz ardı ediyorum. Yani milliyetçi, muhafazakar bir adamım ben. Ama hiçbir zaman aklımdan böyle bir şey geçmedi. Ya bana ne el alemin dilini öğrenmekten. Her zaman da merak ettim ama ben yabancı dille ilgili bir anımı paylaşmak istiyorum. Ortaokula gittik. O zaman ilkokulda yabancı dil yoktu zaten. Ortaokula evet. Gidince yabancı dil başlıyordu. İlk orada tanıştınız. Evet, Elazığ Ortaokulu'na gittik. Ve ortaokul birinci sınıftaki öğrencileri sıraya dizdiler. Herkes geçsin. Boy sırasına göre işte arkaya büyükler, öne işte arkaya uzunlar, öne kısalar geçsin falan gibi böyle bizi dizdiler. 4 tane sıra olduk biz. Bu sıralara geldi hoca, dedi ki bu sıra siz İngilizcesiniz. Bu sıra Almanca, bu sıra Fransızca. Boy sırasına göre mi denk geldi yani hocam? Şey sırasına, hizaya göre. Ve ben de bir baktım Almanca sırasındayım. Yani benim bulunduğum sıra Almanca sırası. Şimdi içimden geçti ya, dedim ben acaba hani nasıl olsa bu sıraya rastgele dizildik. Ben şu İngilizce sırasına mı geçsem diye. Fakat ben çocukken de öyle kurallara çok bağlı bir insandım. Olmaz dedim ya, bu benim kısmetime bu düştü. Ve ondan sonra ben Almanca oldum. Ama baştan istediğim dili seçememek gibi bir şeyle karşı karşıya kaldım. İstediğim dili seçemedim. Ve neyse ortaokulda başarılı bir öğrenciyim. Okul birincisiyim. Yabancı dili de hep en yüksek not alıyorum ama öğrendiğim tam anlamıyla söylenemez işte, orta düzeyde, konuşamayacak ama gramer bilecek düzeyde filan öğrendik. Lise de aynı şekilde geçti ve tesadüftür ortaokul ve lisede neredeyse aynı hocayla hep çalışmış olduk. Daha sonra üniversiteye geçtim. Yabancı dilim çok kötü değil. Üniversitede de tabii yine dil değiştirmedim Almanca olarak. Bir de makine mühendisliğini seçmiş olduğum için Almanya'da da makine mühendisliği önemli bir meslekti. Hadi Almanca'yla devam edelim dedim ama enteresan bir durum oldu. Gittik arkadaşlarla beraber sınava girdik. Muafiyet sınavına, yabancı dil
üniversitede muafiyet sınavı var. Ben yaptım ama birkaç böyle hep beraber yapıyoruz zaten. Almanya'dan gelmiş çocuklar var. Hani Almanya'da büyümüş. Ve ana dili aslında ana dili Almanca. Almanca, evet. Olmuş çocuklar var. Onlar da bizim sınıfta. Bu muydu, şu muydu diye millet birbirine sorarken oradan da biraz istifade ettik. Kağıdı verdim. Kendi bildiklerimi de yaptım. Ve daha sonra muafiyet sınavı açıklanınca onlar gibi değil ama altlarda bir yerden ben de muafiyeti geçmişim. Evet. Şimdi Şerafettin Hoca vardı. Allah selamet versin. Bana dedi ki bak dedi oğlum sen bu okula birinci girmişsin. Ve dedi sen dedi çok iyi bilmiyorsun Almancayı dedi. Muafiyeti kazandın dedi. Tamam notla hiç alakan yok artık. Ama gel ders dinle dedi. Almanca derslerine gir dedi. Hoşuma gitti. Çok önemli. Evet. Yani hiç derste sınavın falan olmayacak. Geçmişim o zaten. O da ayrı Almancayı. Bir şey. Sınavla ama uğraşmamak. Ama derse gir dedi. Tabii mecburiyet olmayınca birkaç hafta devam ettim Şerafettin Hoca'nın derslerine. Çok da zevkle devam ettim. Mecburiyet de yok. Ama ondan sonra günlük hayhu içerisinde bir de 12 Eylül öncesi karman çorman okullar zaten bıraktım. Pişman Şerafettin mısınız? Hoca beni her gördüğünde söylerdi. Ya bak oğlum gelmiyorsun derdi sen. Tabii çok pişmanım. Yani Şerafettin Hoca benim iyi bir öğrenci olduğumu gördüğü için herkesi çağırmadı oraya. Ama dedi gel sen dersleri dinle bak muafsın ama dinle dedi Almancayı öğren. Yarın dedi makine mühendisliğini bitirince Almancaya ihtiyacın olacak filan. Almancayı da yarım yamalak öyle bıraktık. İngilizce ile zaten hiç tanışma fırsatımız olmadı. Dolayısıyla o dönemde yabancı dille bakış böyleydi yani. Olursa olur, olmazsa olmaz ama şimdi öyle değil. Olmazsa olmaz bana göre. Velilerin ilk sorduğu şey değil mi? Kesinlikle. Yani okul öncesi eğitimden itibaren? Tabii ki. Şimdi şu anda biraz sonra yayından sonra ben size dinletirim. Daha 5 yaşındaki torunum Luna'nın yabancı dil konuşmasını müthiş değil dinleyince, mi? Evet. Hayran kalıyorum. Yani aksanıyla vesaire gayet güzel bir şekilde öğrenmiş. Onun için şimdi belki artık bir dil, iki dil de yetmeyecek. Çok sayıda dil öğrenmek gerekecek. Ha, peki kolaylaştırıcı vasıtalar var mı? Var. Yani Google'a yine başvurabilirsiniz. Yapamadığınız bir çeviri için ya da bir kelimeyi bulmak için yine başvurabilirsiniz. Ama bu sizin beyninizin yabancı dil bölümünü boş bırakmanız anlamına kesinlikle gelmez. Hepimizin beyninde Broca bölgesi olduğuna kesinlikle. Göre ve Wernicke'den de o konuşmalar çıkabildiğine göre biliyorsunuz yıllarca bunun üzerine kafa yorduk. Biraz inancımız ve özgüvenimiz yok toplum olarak. Öğrencilerde bunu gözlemliyor musunuz? Yeni nesil öğrencilerle kıyasladığınızda yani hani çeşitli önerilerinizi yeni eğitim dizaynında gerçekten çok önem veriyorum. Bu kişisel gelişim konusunda ne düşünüyorsunuz? Niye bu kadar özgüvensiz bir nesil yetişmiş ve bu değişiyor mu mesela? Şimdi Luna'yla kıyaslayalım. 5 yaşında inanılmaz İngilizce konuşuyormuş. Bıraksanız her yerde derdini anlatır 5 yaşındaki kesinlikle. Haliyle. Ama bir işte şu anda mesela 20 yaşına gelmiş bir genç ve benim baktığında de konuşamadığımı da hissediyor yani. Evet onu da bilip benimle konuşmuyor. Evet. Ne fark var bu özgüven konusunda eğitimde biz bir hata mı yaptık acaba ya da çok mu mükemmelliyetçi davrandık? Şöyle bence yabancı dilin bir kere ortaya çıkış biçimi yani öğretme yöntemleri üzerinde bazı değişiklikler yapmak gerekir. Yani dili doğal seyri içerisinde öğretmek gerekli. Önce dil öğrenilir, sonra dil bilgisi öğrenilir. Ama biz çoğu zaman dil bilgisini ezberlettik daha maalesef. Önde tuttuk ve çocuk kafasında ben bu cümleyi kuracağım, işte özne şuraya gelecek, yüklem şuraya gelecek, şu zaman hangisiydi, bu zamanı tam çekimleyeyim ve o şekilde onu kullanayım diye düşünürken evet. Konuşmayı kaçırıyor. Halbuki duyarak, duyduğunu tekrarlayarak, bir şarkıyı tekrarlayarak ya da işte bir cümleyi belki tam kelimelerini bile tam anlamıyla bilmeden tekrarlayarak dil öğrenmek çok daha önemlidir. Ve dil öğrenmede doğal seyri takip etmek, önce dili öğrenmek, sonra dil bilgisini öğrenmek bence çok daha gereklidir. Bir de Türkiye'de dil bilgisini, Türkiye'de yabancı dili öğrenimini engelleyen en önemli unsurlardan biri şu. Bizim çocuklarımızın birbirine gülme, alay etme
ya da işte sen söyledin ben söyleyemedim eleştirilme gibi korkusu. Eleştirme huyları var. Yani sınıf içerisinde çocuk kalk bu cümleyi sen de söyle dediğin zaman çoğu zaman bildiği halde söyleyemediğini, yanlış yaparım, yanlış söylerim korkusuyla söylemekten vazgeçtiğini görüyoruz. Çok kötü bir şey bu. Yani bugün Türkiye'ye bir yabancı geldiğini düşünün ve Türkçeyi konuşmaya çalışıyor. Aslında hiç de eleştirmiyoruz. Hoşumuza gidiyor, sevimli geliyor. Gidiyoruz. Çok sevimli geliyor. Ne bileyim işte İtalya'dan gelmiş hani o konuşmalarında yanlış konuşuyor falan. İnsanlar gülüyor, hoşuna gidiyor. Bağrına basası geliyor. Dolayısıyla biz de bir dili yanlış konuştuğumuz zaman kalkıp da kimse bizi yargılamaz. Öyle bir durum yok. Ama bunu maalesef okullarda kırmak biraz zor oluyor. Yanlış da olsa, doğru da olsa konuşmak gerekti. Zorda kalınca, maruz kalınca zaten konuşuyor insanlar. Maruz kalınca konuşuyor. Yurt dışında mesela ben duyuyorum, yurt dışına gittiğimde hallettim ama Türkiye'de konuşmaktan çekiniyorum diyor. Dediğinizde geliyor. Çünkü Türkiye'de Türk arkadaşı onu dinleyecek ve muhtemelen hatasını bulacak, eleştirilecek diye. Kesinlikle. Korkuyor, bunu yok etmek kesinlikle. Şart. Kesinlikle ve ben şunu söyleyeyim. Bazı okulların Türkiye'de yabancı dil öğretimi daha başarılı. Neden daha başarılı diye ben okul kurarken araştırdığımda bunların her gelen öğrenciyi sıfırdan alarak yeniden yetiştirdiğini keşfettim. Yani diyelim ki işte Robert Kolej'e giren bir öğrenci için bir kur ayrımı, sınıf ayrımı yapılmıyor. Kesinlikle çok önemli. Alıyorlar herkes aynı sınıfı hangi düzeyde olursa olsun. Biz hiçbir şey bilmeyen anlatır gibi anlatacağız diyorlar ve bir senenin sonunda herkes o dili konuşur hale geliyor. Yani dil öğrenmek bu kadar çok zor bir iş değil. Öyle gösterdiler yıllarca. Hiç ya da bir yetenek değil. Olarak yani benim yeteneğim var senin yok gibi böyle bir ayrım oldu maalesef. Kesinlikle değil. Sizce bu konuda dil öğrenmeye insanoğlu yaratılıştan meyyaldir. Yani sesleri sözcüklere dönüştüren insanoğlunun kendisi olmuştur. Dolayısıyla yabancı dil öğrenirken iki şeyi kırmamız lazım. Bir, yanlış konuşabiliriz. Konuştuklarımızı mutlaka ifade edebilecek çok normal bir süreç. Ortam oluşturmamız evet. lazım. İkincisi, dilin ayrıtına, detaylarına daha sonra varabiliriz. Bu çok kolay. Yani bugün diyelim ki şurada herhangi bir lise düzeyindeki bir öğrenciyi çağırdığınızda belki cümlenin öğelerini bilir, sözcük çeşitlerini bilir ama ilkokul bile okumamış birisinin zarfı, özneyi, nesneyi, tümleci bilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Ama Türkçeyi en güzel şekilde konuşuyor mu? Konuşuyor. Evet. Demek ki dili öğrenip daha sonra dil bilgisini öğrenmek önemli. Ama okullarımızda ikisini paralel götürmek de sakıncalı bir yol değil. Yani dil bilgisi bir yandan giderken bir yandan da dili öğretmek. Ama ağırlığı hangisine vermek gerekiyor diyorsak öncelikle konuşma, kesinlikle kendisini ifade etsin bir şekilde anlama, başlasın. Dinlemeye bakmak lazım. Kesinlikle. Bunda öğretmenlerin payı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani biz biraz da kendimizi eleştirelim ki dil bilimciler, dil eğitmenleri olarak nerede hata yaptık ki Türkiye bu duruma geldi? Şimdi geçmişte yani öğretmenlik bir usta çırak ilişkisidir. Yani size üniversitede nasıl verilmişse siz de gittiğiniz zaman okullarda bu yöntemi uyguluyorsunuz. Ama şu anda ben izliyorum. Ayrıca benim üniversitemde İngilizce öğretmenliği bölümü de var. Evet. Dolayısıyla oradaki öğretim yöntemleri açısından da bakıyorum. Ayrıca hazırlık sınıflarımız var bizim. Oradaki öğretim yöntemleri açısından da bakıyorum. Şimdi artık eğitim fakültelerinde de bu dediğimiz kurala uygun öğretmen yetiştirmeye gayret ediyorlar. Yani drama içinde öğretme, oyun içinde öğretme, şarkı içinde öğretme, film içinde öğretme, daha çok dinleme, anlama, ifade etme, yazma gibi hususların ön plana çıkarıldığını görüyoruz. O nedenle ben bundan sonraki İngilizce öğretiminden daha çok umutluyum. Kesinlikle. Bundan sonraki çünkü süreçte. Değişim başladı. Kesinlikle başladı. Ve biz üniversitede de bu değişimi kendi öğrencilerimiz için başlatmış durumdayız.
Ve enteresan bir şey, diyelim Türkiye'den gelen öğrencilerimizin yanı sıra bize 55 ülkeden öğrenci geliyor farklı dillerden. Yani ana dili Arapça olan var, Fransızca olan var, Rusça olan var. Bunların içerisinde tabii Avrupa kökenli dillerin İngilizce hazırlıkta daha büyük bir avantajı var. Yani özellikle Kuzey Afrika'dan gelenlerde Fransızca çok belirgin, Fransızca konuşuyor onların çoğu. Onlarda dil öğrenmek biraz daha kolay ama ülkelere göre dil öğrenme konusunda bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama Türkiye'nin bu konuda oldukça geri noktalarda olduğunu biz orada da gözlemleyebiliyoruz. Yani 55 ülkeden öğrenci var. Dolayısıyla hangi ülkeden gelen öğrencinin dili ne derecede, hangi düzeyde öğrendiğini görmek mümkün orada. Evet, aslında iyi bir analiz noktası i̇yi da analiz, olmuş. Evet, iyi bir analiz noktası. Yani inşallah bir gün kısmet olur gelirseniz siz de o şeyleri gözlemleyebilirsiniz. Tabii ki. Bazı ülkeler çok daha kolay öğreniyor dili. Ha tamam, Fransızca, ana dili Fransızca olarak öğrenenlerin filan ortak kelimeleri de var. Yani bir takım Avrupa dillerinin daha doğrusu kökenlerinden kaynaklı kelimeleri evet. de var. Ama başka hiç ortak yanı olmayan bazı dillerin, bazı ülkelerin de daha kolay öğrendiklerini görüyoruz. Onun için bizim dil öğretimimizi baştan sona bu kadar deneyimin ardından yeniden gözden geçirmemiz ve bu çizgide, bu gelişme çizgisini daha sonraki yıllarda daha belirgin olarak devam ettirmemiz lazım. Biz kolejlerde bunu biraz daha kolay yapıyoruz ama yani ülkemizin tamamının bu konuda bir noktaya gelebilmesi için resmi okullarımızın da aynı şekilde dil öğretimine önem vermesi Kesinlikle. Lazım. Çünkü orada da çok iyi İngilizce öğretmenleri var. Ama İngilizcenin önemini ya da işte yabancı dilin önemini, Almanca ise Almanca'nın önemini vurgulamak, çocukları buna maruz bırakmak. Önce önemini bilsinler ki niye yapıyoruz biz bunu. Yani kesinlikle. Çocukluktan bunun faydasını bilecekler ki sonra motive olacaklar. Kesinlikle. Mesela bazı, ben hatırlıyorum Elazığ Anadolu Lisesi'nde çok iyi öğretmenler vardı. Onlar işte yazışma arkadaşları ayarlıyorlardı o zamanki şartlarda. Ne müthiş bir şeydi değil mi? Bir mektup arkadaşından yabancı dilde mektup ve almak. Cevap verebilmek için öğrenmek zorunda kalıyordu çocuk. Şimdi çok daha kolay. Mektuba bile gerek yok. Anında chat yapabiliyor, yazışabiliyor. Hemen bir videolu görüntüyle bağlanabiliyor. Müthiş imkanlar var da işte müthiş. Bunları da kullanmak için o merakı, o motivasyonu yine anlatmak öğretmene düşüyor aslında. Bir de işin bu pandemiyle de daha çok artan teknoloji boyutu var. Sohbet çok güzel. Sürede o kadar az kaldı ki neyi soracağımı böyle şaşırıyorum ama en önemli konulardan seçtim. Eğitimle teknoloji birleşti biliyorsunuz. Bu konudaki görüşünüzü gerçekten çok merak ediyorum. Yani kimi diyor ki çok fazla teknolojiyle birleşti, eğitim online olmaz, yüz yüze iletişim dokunma, hocanın öğrenci olması şart. Kimi diyor ki artık tüm dünyada fiziksel üniversite bile olmasın, herkes online alsın. Siz hangi görüştesiniz? Bu benim için gerçekten çok önemli. Şimdi ben bir kere teknolojinin eğitime girmesinden çok mutluyum. Neden? Çünkü tümüyle teknolojiye dayalı bir eğitim olmaz. Yani öğretim biraz daha kolay da eğitim tümüyle teknolojiye dayalı olmaz. Neden? Çünkü çocukların işte okul kampüslerinde başka edinimleri de var. Yani akran, arkadaşlık, oyun, sosyalleşme, birbirinden öğrenme, akran öğrenmesi, işte sınıfın içerisinde soruların çeşitlenmesi vesaire birçok şey var. Yani bedensel, fiziksel etkinlikler. Bunların yerini online eğitimin yalnız başına tutması mümkün değil. Yani yüz yüze eğitim mutlaka olmalı. Ancak artık biz teknolojiyi eğitimin içerisinde sadece pandemi döneminde maruz kaldığımız için değil, zorunlu olduğumuz için değil, bundan sonra kendi isteğimize yerleştirmemiz lazım. Mesela yabancı dil eğitiminde teknoloji çok bence çok gerekli ve çok güzel kullanılabilir. Yani teknolojinin en iyi kullanılabileceği yerlerden biri yabancı kesinlikle dil öğretimi. Tüm dünyaya bağlanıyoruz kesinlikle. Çünkü. Şu anda diyelim ki Londra'daki bir öğretmen benim okulumda
haftada 2 saat, 3 saat native öğretmen olarak çok rahat çalışabilir. Kesinlikle. Yani sınıfın tahtasına yansıttığımız zaman, o da sınıfı görebildiği zaman çok rahat uzaktan ders verebilir. Hatta bir de sınıfta kendi öğretmeni varsa çok daha güzel olur. Yani hem kendi öğretmeni var, hem uzaktan bir ana dili İngilizce olan bir öğretmene bağlanmışsınız ve sınıf, kendi öğretmeniniz ve native öğretmen birlikte sohbet ediyorsunuz, ders işliyorsunuz. Bu çok muhteşem bir şey. Yani bunun için yani, aslında pandemiyi de beklemeye gerek yoktu. Bence yoktu, çok yoktu. Evet. Ama biz şimdi tabii Milli Eğitim Bakanlığı'yla da görüşüyoruz. Yani derslere diyelim ki %20 oranında da online dersi kabul edebilecek bir müfredat oluşturma konusunda çabalarımız var. İnşallah TÖDER olarak biz de buna desteğiz. Yani diyelim ki işte 40 saatlik eğitimin 8 saatini çocuk online alabilir gibi bir kural getirilirse, yönetmelik değişikliği getirilirse okullar da bunu çok rahat uygulayacaktır. Dünya hepimiz için küçülmüş olacaktır. Kesinlikle. Bu önemli bir şey. Yani teknolojiyi mutlaka kullanalım. Yabancı dil öğretiminde teknoloji gerçekten kullanılabilecek durumda. Ki şöyle düşünün, dersin içerisinde teknolojik imkanlarla anında video gösterme, anında geri dönüş alma, bunların hepsi mümkün. Hatta interaktif bir takım çalışmalar var. Siz eminim benden daha iyi takip etmişsinizdir. Yani telaffuzunuzu bile ölçecek. Kesinlikle. Ve doğru telaffuzu yapana kadar da sizi zorlayacak programlar var. Evet, yapay zeka öyle bir düzeye geldi ki. Öyle bir düzeye geldi ki bunu yapıyor. Dolayısıyla bizim artık teknolojiyi mutlaka yabancı dil öğretiminde kullanmamız lazım. Diğer öğretimlerde de kullanmamız lazım. Yani bugün çocuklar görsel zekayı çok kesinlikle çabuk aktif NASA'dan ediyorlar o yaşlarda. NASA'dan ders işleyebilirsiniz kesinlikle yani online evet olarak. Yani. Veya işte bir dünyanın en ünlü biyoloji laboratuvarında. Gezebilirsiniz ders, orayı. Tabii ders işleyebilirsiniz. Hoca oradan anlatır size. Deneyi gözleyebilirsiniz. Bunun gibi bunu mutlaka yapmak lazım. Bunun için de Türkiye'nin internet altyapısının çok hızlı bir şekilde yenilenmesi, değiştirilmesi ve daha iyi bir noktaya getirilmesi lazım. Tabii bu biraz paraya bağlı. Evet, ve de zaman alacak bir zaman şey ama imkansız şey değil. Gündemimize değil. İlk bunu almalıyız bence. Yani eğitimi yeniden dizayn ediyorsak kesinlikle temelinde bu yatıyor gerçekten. Kesinlikle. Biz 2004'te ilk online eğitim sitesini kurduk Türkiye'de. 17 sene önce evet, müthiş bir öngörü. Ve bu kurduğumuz site pek işe yaramadı çünkü küçücük bir videoyu bile açmak o günkü internet teknolojisiyle mümkün olmuyordu. Dakikalarca beklemek zorunda kalıyordu bir dakikalık video seyredebilmek için çocuk. Yani sadece tekstleri görerek çalışmak gibi bir durum oluyordu. Onun da kağıttan bir farkı yoktu ama gün geldi, bugün çok daha önemli hale geldi. Kesinlikle. Dolayısıyla bundan sonra kullanılabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bütün konuklarımız kendi meslekleriyle ilgili yeni dünyada evet bizim meslek hala çok revaçta ve çok ihtiyaç var. Ya da artık işte mesela bir avukat öğrencimi konuk aldığım zaman dedi ki yani 133 bin avukat var ve çok fazla gerçekten istihdam konusunda zorlanıyoruz. Sizin mesleğinizle ilgili aslında makine mühendisisiniz ve bilmiyorum hani bu süreçte yeni nesil makine mühendisleriyle ilgili görüşleriniz neler, takip ediyor musunuz, çok ihtiyaç var mı? Önce o mesleği sormak istiyorum. Sonra da yeni nesil öğretmenlere birkaç tavsiye isteyeceğim sizden programı bitirirken. Şimdi ben öncelikle mühendislik konusunda tabii çok şey değişti. Eskiden bir CNC cihazı yoktu. İşte bir torna vardı. O tornada el becerileri işin içerisine giriyordu. Şimdi 3 boyutlu yazıcılarda istediğiniz şeyi torna atölyesi dışında gerçekleştirebiliyorsunuz. Kalıp vesaire işte design online öğrenme konusu bunların hepsi mühendisliğin içerisine girmiş oldu. Şu anda insana olan ihtiyaç biraz daha azaldı mühendislik alanında. Onun için yeni mühendislerin çok iyi düzeyde yazılım, bilgisayar bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabii
Bütün bunların yanı sıra yine haddehane olacak, yine efendim demir eritilecek, yine kalıba dökülecek, bunlar olacak. İnsan yani gücü hep insan var gücü her olacak. Zaman var evet. olacak. Ama bu oldukça azaldı ve bundan sonra da azalmaya devam edecek. Onun için mühendislik alanında öğrenim görenlerin artık çok iyi bir bilgisayar altyapısı olması lazım diye düşünüyorum. Gelelim öğretmenliğe. Öğretmenlik dünyanın değişimiyle şekil değiştiriyor. Öğretmenliğin değişmeyen yanları var. Çocuğa sevgiyle yaklaşabilmek, onu anlayabilmek, onunla iletişim kurabilmek, onu belli değerlerle donatabilmek, yine belli dersleri sevdirmek, arkadaşlarıyla, dünyayla olan ilişkilerine katkıda bulunmak. Bunlar öğretmenliğin ta ilk çağlardan itibaren devam eden temel özellikleridir ve bunlar kaybolmaz. Ama öğretmenliğin içerisine de artık yavaş yavaş teknoloji giriyor. Yani bugün eğitim fakültelerinin artık işte bilgisayar kullanabilecek, küçük videolar hazırlayabilecek, küçük animasyonlar hazırlayabilecek, akıllı tahtaları kullanabilecek, öğretmen yetiştirmesi lazım. Onun için teknoloji dersinin onlara da aynı şekilde gelmesi lazım. Öğretmenlerimizin yabancı dil öğrenmesi çok önemli. Yani bir yerde, bir başka ülkede birine misafir olduk. Ne iş yapıyorsunuz diye sordular. Ben öğretmenim dedim. Benimle İngilizce konuşmaya devam etti. Daha sonra da bilmediğimi söyleyince öğretmenim demiştiniz dedi bana. İnanılmaz yani etkileyici ki, bir cümle. Kesinlikle. Evet. O zaman öğretmenlerin yabancı dil bilmesi, özellikle araştırma ve dünyayla tanışma açısından çok önemli. Dünya ülkeleriyle ortak projeler yapabilme açısından çok önemli. Onun için öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin ve kendi akademik yapılarının dışında bir takım alt bileşenlere sahip olmaları lazım. Bunun başında yabancı dil geliyor, yine aynı şekilde teknoloji kullanımı geliyor, yine aynı şekilde iletişim donanımları geliyor. Yani bunların hepsini öğretmenin bünyesinde bulundurması lazım. Bazen diyorlar ya hocam siz de öğretmenden ne çok şey bekliyorsunuz. Ama adı üzerinde öğretmen. Evet, herkes o yetiştiriyor. Öğretmen yani evet. Sonuçta dünyada dünyayı değiştiren insanları yetiştirmeye talip olmuşuz. Dolayısıyla seçtiğimiz mesleğin hangi boyutlarda insan yetiştireceği konusunda bir sınır yok. O yüzden bu mesleği seçerken kesinlikle de ona göre seçmeli aslında kesinlikle gençler. Yani herkes öğretmenlik yapamaz diyorum ben buna. Önce kendini iyi tanımalı. Çünkü çok gerçekten binlerce özelliği bir arada gerektiren, çok sabır isteyen, çok hayata sevgi dolu da bakmayı gerektiren bir şey. Herkes her mesleğe hani fıtrat olarak uygun olmadığı için umarım bizi dinleyip ona göre kendi karakterlerini analiz edip seçerlerdir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Öğretmenlik mesuliyetli bir iş. Yani rahatına kıyamayan, fedakar olamayan, insanları sevmeyen, insan sevgisiyle dolu olmayan insanların öğretmenlik mesleğinden uzak durması lazım. Kesinlikle. Yoksa hem kendine eziyet eder hem de onun öğrencilerine eziyet eder. Bu programı sonlandırırken benim hep en büyük dileğim yani bir hekimi bile öğretmen yetiştirdiği için öğretmenlik mesleğinin, bu kutsal mesleğin ülkede hak ettiği yerde çok mutlu bir öğretmen olarak çok mutlu bireyler yetiştireceğini düşünerek ve hayal ederek bitirmek istiyorum. Çok önemli. Sizlerin de yani özellikle TÖDER'in çabaları, binlerce insan yetiştirmişsiniz. O insanların topluma verdiği katkıları görüyorum. Çok değerli. Güzel umutlarla bitiriyorum bu programı. Yeniden de olsaydınız öğretmen olur muydunuz diyorum size. Evet olurdum. Kesinlikle olurdunuz. Çünkü onu görüyorum. En büyük servetim öğrencilerimdir. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim. Harika bir sohbetti. İnşallah evet. Sizin tecrübeleriniz ışığında eğitim yeniden dizayn oluyor ülkede. İnşallah. Bizim de katkımız olursa karınca karınca ne mutlu bize. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Harika bir sohbetti. Sağ olun.